Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel motifimizi çalışacağız. Motifimizi çalışmak için 3 tane renk kullanıyoruz. Üç rengimizi göbekten başlıyoruz ve kenarlarında her sırada farklı renk kullanarak motifimizi tamamlıyoruz. İç ve dış rengimizin aynı olmasına dikkat edelim. Buradaki uyumu o şekilde yakalayalım. Evet motifimizi dilediğiniz örtülerde, battanelerde kullanabilirsiniz. Bebek battanelerinde ve yetişkin battanelerinde ya da dilediğiniz şekilde kırlentler, yastıklar örebilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen... Motifimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Zincir çekerek motifimizi örmeye başlayalım. 6 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 zincirimizi çektikten sonra birinci zincirimize gelerek batıyorum ve burada minik bir halka oluşturuyorum. Şöyle kapatıyorum bakınız ve 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Tığımın başını doluyorum. Hemen yuvanın içerisine girerek trabzanım örüyorum. Bir defa doladım. iki defa da çekiyorum. Bir ve iki. Tekrar tığımızın başını dolayalım. Aynı yuvaya girerek bir ve iki. Üç tane trabzan oldu. Dördüncü trabzanımızı örmek için yeniden başını doladım. Bir ve iki. Araya bir tane zincirimi çekiyorum. Sığımın başını dolayarak yeniden yuvanın içerisine girerek 4 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 Araya bir tane zincirimi çekiyorum. 4 tane daha trabzanımı örüyorum. 1 2 3 ve 4. Araya bir tane zincirimi çekiyorum. Yeniden 4 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Motifimizin orta zeminli dörder trabzanlı olarak başladık. Aralarına birer tane zincir çektim. 4 trabzanımdan sonra bir zincirimi çekiyorum ve zincir çekerek başladım ilk trabzanıma geçiyorum ipimi alıyorum ilmeğimin içerisinden geçiriyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ortadaki dörder trabzan aralarında da birer zincirden oluşan göbek kısmımızı tamamlamış oluyoruz iplerimizi isterseniz hemen arkaya şu şekilde alarak gizleyebilirsiniz. isterseniz daha sonra yapabilirsiniz. Ya da bir üst sırada diğer rengimizde de gizleyebiliriz. Şöyle buradan sıkıştıralım. Zincir çekerek ördüğümüz kısmı hemen buraya alıyorum. Diğerini örerken altına gizleyebiliriz. Dilerseniz hemen de gizleme işini yapabilirsiniz. Evet 4 trabzan bir zincir 4 trabzan olarak ördüm. Hemen ikinci rengime başlıyorum. tane zincir çekerek düğümümü atıyorum. Ve aradaki bir zincir çekmiş olduğum yere önden batıyorum. Şu şekilde 3 tane zincirimi çekiyorum. İpimi de şu şekilde aldım. Alta gizlemek istiyorum. Yanına 3 tane daha trabzanımı örerek toplamda 4 trabzan sayısına ulaştırıyorum. 3 oldu. Bir defa daha örüyorum. 4 trabzan. 4 trabzanımızı ördükten sonra araya bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı yuva içerisine 4 trabzan daha örüyorum. Bir defa başını doluyorum. 2 defa da çekiyorum. Bir defa başını doluyorum. 1 ve 2 4. trabzanımı da aynı şekilde örüyorum. 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan şeklinde aşağıdaki bir zincir çekmiş olduğum yuvanın içerisine trabzanlarımı ikinci sıramızda da ördüm. Araya bir tane zincir çekiyorum. Diğer yuvamın olduğu yere yani bakın bir zincir çektiğim yere gelerek batıyorum. Ve 4 trabzanım örüyorum. 1 2 3 ve 4. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 4 trabzanımı daha örüyorum. 2 3 ve 4. Araya bir zincir, tamamen birer zincir çektik bakınız. Tığımın başında doluyorum. Bir zincirimizin olduğu köşe bölümümüze giriyorum. 4 tane trabzanımızı örüyoruz. Bu köşede de aynı şekilde dört trabzan, bir zincir, dört trabzanımız örelim. Diğer dördüncü köşemizde de örelim. Birleştirmede yeniden görüşelim. Dördüncü köşemizi de dört trabzan, bir zincir, dört trabzan şeklinde örerek tamamlayalım. Dördüncü trabzanım ördüm. Araya bir zincir çekiyorum ve üç tane zincirden oluşan ilk trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. İpimi alıyorum. ilmeğimin arasından geçiyorum bir zinciri çektikten sonra ipimizi kesiyoruz ve diğer rengimize geçişimizi yapmak için hazır oluyoruz bakınız şu şekilde ikinci rengimizi ördük 4 trabzan bir zincir 4 trabzan aşağıda da yine 4 tane trabzanımızı örmüştük bu sıramızda ise sık iğne şeklinde öreceğiz şöyle yapalım bir zincir çekmiştik. Hemen bakınız dört tane trabzanımızın ilkine batalım. Batım. Bir tane yeni rengimize düğüm atarak sabitliyoruz. Hemen buraya bir zinciri çekiyorum ve sık iğnemi oluşturmuş oluyorum. Hemen yanına batıyorum ve ipimi de arkadan gizliyorum. Bir sonraki trabzanıma bir sonrakine. Aradaki bir zincirin olduğu bölüme altından girerek batıp bir tane sık iğnem örüyorum ve diğer, bakın zincirden oluşan trabzanıma batıyorum. Bir, bütün trabzanlarımın her birisinden birer tane sık iğne örerek sırayı tamamlıyorum. İkinci atladık, bakınız ikinci atlamadan hemen batıyorum. İpimizi de arkadan götürürsek çok kolay olur temizlemesi dördüncü örüyorum ve aradaki bir zincirmin olduğu bölüme geliyorum ve hemen bir tane sık iğne de buraya yapıyorum bir zincirimi çekiyorum bakın bir zincirimi çektim yanına bir zincir daha ilave ediyorum alt kısım trabzan olduğu için bir tane zincir yeterli olmuştu burada sık iğne ördüğümüz için araya iki tane zincir çektik bir sonraki sıramızda rahat örebilelim Hemen bir tane sık iğne batıyorum ve trabzanlarımın tepesine birer birer batıyorum. 4 trabzanımın 4'üne de batıyorum. Tekrar araya geliyorum. Alttan giriyorum bir sık iğne. Trabzanımın üst noktasına geçişimi yapıyorum. 2 3 ve 4. Araya giriyorum bakınız bir tane zincirimin olduğu yere giriyorum. Bir sık iğne 2 zincir tekrar aynı noktaya bir tane sık iğne örüyorum. Tırabzanlarımın her birinin üzerine batıyorum. 2 3 ve 4. bir zincirlik olan bölüme de girerek bir tırabzan bir silelim. Sık iğnemi örüyorum. Ve hepsinin üzerine 2 3 ve 4. 1-2 zincirimi çekiyorum. Tekrar bir sık iğne. Bakın buradaki trabzanın şu minik gözün içerisine batıyoruz. 1-2-3-4 gördüğünüz minik gözlere battığınız zaman hiç sıkıntı olmadan bu tamamlayabilirsiniz. En son sık iğnemizi de ördüm. Hemen bir zincirimin olduğu noktaya giriyorum. 1-2 tane zincirimizi çektikten sonra başlangıç yerimize gelerek batıyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincir çektikten sonra ipimizi buradan kesiyoruz. Evet, bu şekilde üçüncü rengimizi ve üçüncü sıramızı tamamladık. Şimdi dördüncü sıramıza yeniden başlayabiliriz. Tekrar sarı rengimi alıyorum. 2 zincir çektiğim yere şöyle giriyorum bir tane zincir çekerek tığıma bir düğümü atıyorum tığıma düğümü attım ve başlıyorum 1 2 3 3 zincirimi çektim yanına 3 tane trabzan örüyorum toplamda 4 trabzan sayısına ulaşıyorum 4 trabzan sayısına ulaştım bir tane zincir çektim yeniden 1 2 3 ve 4 4 trabzanımı örüyorum araya bir tane zincirimi çekiyorum ortada bir zincirin üzerine bir tane sık iğne yapmıştım tığımın başını doluyorum zincirimi çektikten sonra buradaki sık iğnemin içerisine giriyorum ve aynı noktaya 4 tane trabzanımı örüyorum 2 3 ve 4 Aynı noktaya 4 tırabzanımı ördüm. Araya 1 zincir çekiyorum. Buradaki şurada görmüş olduğumuz 4 sık iğneden sonra 2 zincir çekmiştik. Tığımın başını doluyorum. Bir zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum ve 4 tane tırabzanımı örüyorum. 1 2 3 4. 4 trabzanımı ördüm bir zincir çekiyorum yeniden aynı yere girerek dört tane trabzanımı örüyorum 3 4 bir zincir çekiyorum alttaki bir zincir üzerine yaptığım sık iğnemin içerisine dört tane trabzanımı örüyorum 2 Evet toplamda 4 trabzan ördüm zincirimi çekiyorum Yine 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan şeklinde köşemizi de yaparak tamamlıyoruz. 1 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 ve 4 bir zincir çekiyorum. Her grup arası mutlaka birer zincirimizi çekerek ilerleyelim. Ortaya bir sık iğnenin üzerine yine 4 trabzanımız örelim. Köşelerimizi de aynı şekilde 4 trabzan bir zincir şekliyle örüp tamamlayalım. 4 trabzanımızı ördükten sonra bir zincirimi çekiyorum ve başlangıçtaki zincir çekerek oluşturduğum trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Şu şekilde ilmeğimi geçirip bir düğüm attıktan sonra yeniden renk değişikliği yapmak için ipimi buradan kesiyorum. Evet, motifimiz şimdilik bu şekilde görülmekte. Hemen orta göbeği yaptığımız rengimizde en son sıramızı da örerek tamamlayalım. Bir zincir çekerek düğümümü attım ve hemen örmeye başlıyorum. Bir tane zincir çektim. Orta kısma giriyorum. Önden şu şekilde giriyorum. Kapatıyorum ve 3 zincirim çekiyorum. 2 ve 3 bir tane trabzanım ördüm ipimi şöyle alarak gizliyorum ve burada görmüş olduğumuz bakınız dört tane trabzanımızın tepe noktasında minik minik gözler var hemen ilk trabzan üzerine batıyorum bir ikinciye batıyorum diğerine batıyorum üçüncüye dördüncüye batıyorum bir tane de boşluğun içine örmüştüm. Toplamda 5 tane trabzanımız oluyor. Tığımın başında oluyorum. Hemen bir zincir çektiğim yere giriyorum. Bir trabzan örüyorum. Buradaki 4 trabzanımızın tepe noktasındaki minik gözlere batarak her bir trabzanımın üzerine birer tane trabzan örerek ilerliyorum. 3, 4 Araya giriyorum. İpimi şöyle alarak gizliyorum bir tane trabzanımı örüyorum ve dört trabzanımın üzerine bakınız ilk trabzanım hemen burada birinci ikinci üçüncü ve dördüncü hepsine sırası ile batıyorum başlangıç yeri battım hemen ipimi şu şekilde açıyorum minik kalan parça iplerden örebilirsiniz değerlendirme adına ikinciye giriyorum 3. trabzanın üzerine giriyorum ve dördüncü trabzanımın üzerine girerek trabzanlarımızı örelim arada bir zincir çekmiş olduğum yerimiz vardı hemen tığımın başında oluyorum bir tane trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum tekrar ara boşluğa girerek yani bir zincirimin olduğu yere girerek bir tane de trabzanımı yeniden örüyorum bir zincir bir trabzan bir zincir geri kalan bütün trabzanlarımı üzerine ise birer birer trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz. Araya bir tane, dört trabzanımızın her birine birer tane. Başlangıç noktamıza kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Sırasıyla ile birer trabzan örerek ilerledim. En son bakınız trabzanımın üzerine trabzanım ördüm. Tığımın başını doluyorum. Bir zincir içerisine bir tane trabzanımı ördükten sonra yeniden bir zincir çekiyorum. Zincirden oluşan ilk trabzanımın tepe noktasına gelerek batışımı yapıyorum. İpimi alıyorum. İlmeğimin içerisinden geçirip bir zincir çekip düğümümü atıyorum. Ve ipimi buradan keserek motifimizi tamamlamış oluyoruz. Farklı farklı. Renklerle isterseniz sıralarını değiştirerek e, motiflerimizi çalışıp birleştirme işlemimizi yapabiliriz. Gayet güzel bir çalışma oldu. Evet bir çalışmamızın da bu şekilde sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.